Senin güzel kızı mıdır bu? Annesinin güzel kızı mıdır bu? Neydir bu? Annesinin nesidir bu? Günaydın. Günaydın sana Tintincim. Günaydın. Güzel günlerimiz olsun. Ama bugün rutinlerimizi beraber yapma günü. Rutin günüdür bugün. Hadi bakalım. Tintin, önce ben bir çoraplarımı bulacağım. Çünkü Tintin bunları koklamadan uyuyamadığı için önce çoraplar, bazen her yerde oluyor o çoraplar. Bugün yakındaymış nasılsa. Önce çoraplarımızı bulacağız, değil mi Tintin? Onları giyeceğiz. Hayır, artık uyuma saati değil, artık uyanma saati. Onun için güzel biz çoraplarımızı giyelim. Böyle ayaklarımı yere koyuyorum. Ondan sonra şunu yapıyorum. Ah, ne kadar iyi geliyor, anlatamam size. Ondan sonra öbür tarafa yapıyorum. Bunlar çok çok iyi geliyor sabah. Bir de şöyle bir şey yapıyorum. Ondan sonra alıyorum bunu, böyle yapıyorum. Bunlar benim rutinlerim. Hani bir kere göstermiştim ya size, böyle tam bir yoga. Bazen sırtımı çalıştırıyorum. Bazen bu bacaklar, hani diyorsunuz ya hep bacaklar, doğru. Onları devamlı böyle şey tutmak lazım. Onun için bunları yapıyorum. Bu sabah bunlardan başladık. Hırkam var olacak bir yerlerde. Heh. Tamam. Güzel hırkamızı giyiyoruz, değil mi Tintin? Tintinimizi de alıp. Aa, bak bak nasıl. Gidiyoruz ama şu saçlarımı bir toplayayım şöyle. Dur Tin. Beraber gideceğiz biliyorum. O kadar alışık ki benden şey. Gel, gel, gel. Oy, sabah sabah gidip güzel yüzümüzü yıkayacağız. Hep rutin istiyorsunuz ya işte. Benim rutinlerim hep 1, 2, 3 aynı. Aynı. Benimki burada bekler. Değil mi Tin? Burada bekleyeceksin sen. Ben de güzel bir yüzümü yıkayacağım. Dişimi fırçalayacağım Tin. Gidiyoruz günümüze başlamaya, değil mi Tintin? Kapımızı açarız, mis gibi hava dolar içeri. Böyle misler gibi herkeşlere bir günaydın. Oh, nasıl Tintin? Temiz hava iyi geliyor değil mi anne kıza? Çok iyi geliyor bize temiz hava. Hadi bakalım Tin. Gel. Gidelim senden şimdi küçük bir kahvaltı edelim. Ben bu İsviçre'den döndükten beri o küçük kahvaltım daha da küçüldü. Dizginler elde çünkü fena halde. İki tane ceviz içi. Meyve seviyorum arada yemeği. Onun için iki tane de siyah üzüm yedim ve kahvaltım böylece tamamlanmış oldu. Şimdi çayımı içiyorum. Rutinler böyle. Sonra da mesajlarınızı okuyacağım. Onları likeleyeceğim. Size kalpler göndereceğim. Çünkü çok güzel şeyler yazıyorsunuz ve beni çok mutlu ediyorsunuz. Onu da bir size söylemek isterim. Bazen de utanıyorum. Böyle o kadar güzel şeyler söylüyorsunuz. Ama hisler daima karşılıklı biliyorsunuz değil mi? Ondan sonra alıyorum gazetemi, başlıyorum okumaya. Ve bakalım neler oluyor dünyada. Çok güzel şeyler olmuyor aslında. Yani bunu da bu da bir alışkanlık. Ben elime almayı seviyorum gazeteyi. Bu alışkanlığımdan vazgeçemiyorum. Herkes internetten filan okuyor haberleri ama ben ille görmek istiyorum. Elimle tutmak istiyorum. Şimdi birazdan Tina'yı çıkartacağım yürüyüşe. Tina'nın yürümesi de rutinlerin içinde. Oradan da başlayacağım hareket etmeye. O atölyeye gideceğim. Bir iki ek bir şey alacağım ve size boyayacağım. Bir de resimlerimi alacağım, onları astıracağım.
Astığım zaman gösterin bize demişsiniz, göstereceğim söz. Güzel olacak diye düşünüyorum. Bugün bayağı böyle hareketli bir gün olacak. Hadi bakalım, bir de arkadaşıma gideceğim, uğrayacağım. Ondan da biraz sohbet ederiz diye düşünüyorum. Yani bir gün, bak göz açıp kapayıncaya kadar da geçiyor. Çok enteresan. Yani eskiden zaman bu kadar çabuk akmıyordu gibi geliyor. Size de öyle gelmiyor mu? Bana öyle geliyor. Yani gözümü açıyorum, iki şey yapıyorum, akşam olmuş. Ama hareket olunca tabii insan anlamıyor vaktin nasıl geçtiğini. Muah. Selam. Gidiyoruz gene bugün. Oturamıyoruz biz evde biliyorsunuz. Yağmur yağıyor, seller akıyor, Tina kızı camdan bakıyor. Yağmurlu bir gündü, tıpkı bugün gibi. Geldim arkadaşımın evine. Şimdi bu ev benim ilk çekimlerime başladığım ev biliyor musunuz? Tintin hadi sen de birazcık bir şeyler yap. Ah bu yağmuru hiç sevmem. Ne yapacağız bilmiyorum. Yani bu kadar mı? Wow! Nasılsın bir tanem? İyi, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Özlediler bizi. Mimi, aman aman, aman aman. Yandırdın kalbimi. Gel gel çay, ben de çay istiyorum. Yemin et. Yemin et. Hayır, çay. Bu mutfağı hatırladınız mı? İlk yemek çekimlerimi de bu mutfakta yapmıştım. Hatırlıyor musunuz? Benim eve girmeden, o sırada benim ev boyanıyordu. Onun için eksik olmasın benim canım müsaade etti. Çay demlemesine bakar mısınız? Ah ben onu yemez miyim? Döndü usulü çay demleme. Ay yol yemez miyim? Bakar mısınız ona? Bizim yolculuğumuz bu evde başladı. Nasıl burası? Ne güzel bir ev değil mi? Tabii. Tintin. O da seküritemiz. Kusuruma bize bakmayın böyle. Çok çok koruyor bizi. Çok güzel. Fakat ne enteresan değil mi? Bunlar kendi boyutlarını anlayamıyorlar. Böyle koca bir şey geliyor mesela. Alabaş falan geliyor. Bu böyle bir şeyler yapmaya kalkıyor. Değil ya yol. Oh bugün ona çok güzel bir parfüm sürüyorum. Ben ne parfüm sürersem. Aa, hayır. Hayır. Bak ben konuşurken konuşmak yok. İnternette bir şey gördüm. Peyne öğretiyor sessiz havlamayı. Gördün mü onu? Hayır, görmedim. Ay çok komik. Böyle yapıyor. Ses yok. Nasıl Ajda bardağından çay içme? Ne güzel değil mi? Kulakları çınlasın. Canım Ajdacığım kulakların çınlasın olur mu? Listem var onu sonra paylaşacağım. Bütün arkadaşlarımla paylaşacağım. Listede bu seneki programlar, bu seneki kararlar. Bu sabah kalktım. İlk işim o yılbaşı tebriklerini okumak oldu. Allah'ım ne güzel şeyler yazıyor benim canım arkadaşlarım. Böyle kalbim çıkıyor biliyor musun? Ben hep söylüyorum. Yani onlar da mesela diyorlar ki bana çok iyi geldiniz. Ama onlar da bana çok iyi geliyor. Bunları bana hissettirdikleri için asıl ben teşekkür ediyorum hepinize. Bugün bir arkadaşım geldi, ondan konuşuyorduk. Ona da aynı şeyi söyledim. Bu duyguları paylaşmak çok güzel bir şey. İnşallah bu sene hep güzel duygular paylaşacağız. Aa, bu demek değil ki be, olacağız da kaykılacağız. Hayır, hiç öyle bir şey demiyorum. Bütün enerjimizden çalışarak, keyifle çalışarak, aşkla çalışarak güzel şeyler olacak inşallah. Herkes yapabilir bunu. Şunu anlatmaya çalışıyorum ki hepimizin yapabileceği bir şey bu. Bu bizim elimizde, bizim içimizde olan bir şey. Sen, sana bir şey söyleyeyim. Güzel düşünmek, güne iyi şeylerle bak, şükrederek başlamak bir kere en önemli şey. Sahip olduğun her şeyi nefes almaktan başlayarak, güne gözünü açtığın zaman görmekten başlayarak. Yani o kadar çok şükredecek şey var ki, ondan girdiğin zaman pozitif olmaman mümkün değil. Ki çünkü hepimizin hayatında doğru gitmeyen şeyler de var. Şu an benim hayatımda doğru gitmeyen var.
O yok değil yani. Aynen. Ama onlara odaklanacağına, pozitif iyi şeylere odaklandığın zaman o enerji sana geri dönüyor. Ben aynen böyle düşünüyorum. Aynen. Hayat keyifli. Hayatta olmak, burada olmak, birçok şeyi farkında olmak çok keyifli bir şey. Tabii gençken daha zor. İnsan odaklanması daha zor oluyor. Hak veriyorum, onlara da hak veriyorum. Ama fazla rüzgar oldu mu böyle yapıyor biliyorsun. Nereden geliyor bu diye. Bu ne bu? Şimdi bu ne bu? Yani bak, hiç rahat veriyor musun sen? Ne istediğini bir anlasan, onu yapacağız. Tamam. Ha, oyuncak. Oyuncak arıyormuş. Onu diyor. Dur ben getireyim. Dur hadi getir bir oyuncak da. Peki yani her şeyi anlatmak zorunda mısın? Her şeyi... Ah bu uzamalar yok mu? Bu uzamalar beni öldürecek. Verelim de rahat rahat. Evet. Biz konuşalım. Sen rahat diyorsan yanılıyorsun. Hadi bakalım yürü. Şimdi o alacak, getirecek, götürecek. Bittik biz. Evet. Ama biz sana bu oyuncağı verdik ki hani git orada oyna biz rahat konuşalım yok, diye. Yok sen öyle zannet. O oyuncakla oynamak istemiyor ki. Bizimle oynamak istiyor bütün hikayemizi. Bak. Yılbaşı ertesi en sevdiğim zaman. Şimdi o patırtı bitti ya. Hani herkes bir eğlenmek zorunluluğu hissetti. Birçoğu eğlenemedi. Çünkü böyle bir zorunlu eğlence olamaz. Onun için ben sevmem. Yılbaşı, doğum günü evet falan ya. Hiç sevmem. Çünkü sanki mecburmuşsun gibi eğlenmeye. İnsanlar böyle bir efor. Belki tabii çok iyi tanıdığım için seni tanımayanlara biraz tüyo verebilirim. Ver. Yani ben senin kadar hareketli, enerjik, disiplinli ve yerinde durmayan, oturmayan, devamlı bir şeyler yapan bir insan az tanıdım. Onu söyleyeyim. Sen söylüyorsun. Vallahi öyle. Yok ya. Yani üşenir herkes... insan bir şeye değil mi? Yok kardeşim sende yok, üşenme yok yani. İşte, aslında hep... yok değil Tamer'cim. Benim de üşendiğim zamanlar oluyor tabii ama daha az. Doğru, haklısın. Evet. Daha az. Ben mesela hiç üşenenler klasmanının K'sına bile girmiyorsun. Onu söyleyeyim vallahi. Ama öyle o işte o ritmi tutturdun mu öyle geliyor. Yani ritm çok önemli bir insanın hayatında. Yani oturursan oturursun. Hareketli olursan kafa da öyle çalışıyor değil mi? Kafayı da hareketli tutmak lazım. Beyin de insanın bir organı ki jimnastik ister. Yani antrenman ister. Bir tarafta spor yapıyorum yani. Beyinde spor, vücutta spor. Hepinize söyleyeceğim onları. Nasıl o ritmi tuttururuz? Tatlı tatlı bir rahatlar vermek istiyorum. Zaten benim kanalımın bütün amacı bu biliyorsun. Evet. Güzel şeyler bırakmak. Güzel şeyler bırakayım. Sonra dönüp baktıkları zaman seviyorum işte böyleymiş desinler. Ne hoşuma gider. Oradan görebilirsem tabii. Bakacağız ona. Haber vereceğim size. Bye bye. Haydi bakalım. Gidiyoruz Tintin. Geldik. Arkadaş ziyaretinden sonra diş çektirmeye geldik. İnanmayacaksınız. 4 tane 20 yaş dişim yerinde duruyor ama bir tanesi arızalandı. Şimdi gidip onu çektireceğim. Kuşum sen de mi diş çektireceksin? Ah anne güzeli gel gel içeri mi girmek istiyorsun gel. Girebilir misin sen buraya? Var mı izi? Sardı korkular, çekilecek dişler. Tabii korkuyorum, korkmaz olur muyum? Ya korkmak derken biraz heyecanlıyım. Çünkü 4'lü de yerindeymiş. 4-20 yaşmışım, hala orada duruyormuş. İnanamıyorum, ben bile bilmiyordum. Neyse, bir tanesi hafif arıza çıkartınca... Alalım bu da dediler. Ben de kıydım verdim. Vereceğim yani daha vermedim. Tam 20 yaş dişim çekilmeye geldiğinde çikolatalı pasta ısırdım. Nasıl? Bir resim. Resim daha. Yeni resimler getirdik. Olanları da alacağız şimdi.
Nasılsınız? Merhaba şekerim. Nasılsınız gülüm? Kapalıydı yolunuz biliyorsunuz. Evet. Dün gelmeye çalıştık. Gelemedik. Bu. Bu da güzel bir şey değil mi? Evet, o da yarım var. Olur. Bu güzel. Bunu çok alayım. Güzel. Tamam. Kırmızı alayım ben. Kırmızı mı? Hı hı. Güzel böyle ama şey bir kırmızı olsun. Güzel bir kırmızı. Çünkü şunu kırmızı yapmak istiyorum. Daha güzel. Güzel bir kırmızı o. Tamam. İsterseniz bir içeriye gideyim şu şeylerimi yapayım. Aa, geldik biz. Bunu değiştirmek istiyorum. Buna bir bak. Ne zaman yapılmış bu? 2014'te yapılmış düşün. Daha güzel bir çerçeve yapmak istiyorum buna. Bence bunlar da zaten çok bayağı. Tabii o değişiyor. Muhakkak da bunun içini beyaz değil de başka bir renk yapalım. Buradan seçelim. Koyu renk mi daha iyi olur? Tabii bu biraz daha öne çıkar ha. Değil mi? Çok açık. Bu şeffafmış ya. Alttaki bunu gösterecek. Onun içini beyaz tutamaz mıyız? Şöyle yaparsak tam ona göre kesersek. Tam buna göre kesip. Ondan sonra paspartuyu. Şöyle yapmak istiyorum. Ha tamam şunu görelim. Çünkü evet. Şöyle. Bu şekilde asılacak o. Evet. O zaman onun etrafına bu olabilir mi? Bu renk. Başka ne renk olabilir diye bakıyorum. Tabii beyazı görmeyeceğiz, onu göreceğiz. Hı. Gri değil. Gri değil. Ya bu ya bu. Bu yeşil mi, bu yeşil mi? Aynı yerleri mi asacağız acaba? Evet, hep siyah duvarlarım çünkü. O zaman o yeşil çerçeveden gidelim. Şundan bir bakalım. Bundan tamam. Fena durmaz o çünkü. Tamam, bir bakalım lütfen. Şuna yaptığımız... Her şey çalışmak ister. Bayılıyorum buraya gelip böyle fıtı 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 oynamaya. Sıcak mı ne? Bir kış gelemedi. Güzel olmaz mı böyle? Olur. Yeşile o zaman yeşil gitmek yeşile isterim. Yeşile yeşil yapalım. Yani çerçeve çok fazla öne çıkmamış olur. Evet. O zaman. Evet. Çünkü şunu görmek istiyorum sadece. Olur mu? Evet. Çok iyi olur. Katıldım. Okay. I'll do that. Okay. Bu şey oldu burası. Bu içinde kalır değil mi? Daha fazla resim küçülmesin çünkü. Doğru bir şey olur mu buna bunu yapmak? Paspartu güzel durur. Paspartu güzel durursa siyahla çok şey yapmak istemiyorum da onun için. Yani şöyle olursa değil mi? Öyle yapalım o zaman. Siyah istemiyorum. Siyah değil de yani şunun içindeki tonlardan mı gitsek dedim acaba? Başka ne olabilir ona bakacağım. Mat altın da olabilir. Çok. Daha matı var mı bunun? O güzel. Daha mat. Yani daha buna uygun bir. Daha iyi. Değil mi? Biraz sıcak aslında ama. Bunu beğenmedim. Sanki bu daha iyi oldu. Bunu böyle yapalım. Bunun da bir 3 santim, yani şöyle bir görünene olsun paspartu. Tabii ki. Hoş, güzel tabii duruyor. Ki. Tamam. Geldik evimize. Tintinaki mu? Diş gitti. Biz dişsiz olarak geldik evimize Tintin. Bir dişsizlik, dişimizi kaybettik. Nasıl? Şimdi size bir şeyler hazırlama günümdeyim. Onları hazırlayacağım size ki hemen göndereyim. Ben daha önce bir tane aldım size göndereceğim diye ya hani. Onu ben kendi kendime bir denemek istedim. Çünkü hiç yapmadım daha önce. Bir hoşuma gitsin. Bak nasıl bir şey oldu. Nasıl denedim ben bunu biliyor musunuz? İçine mum koydum bu kısmına. Nasıl güzel bir gece ışığı veriyor size anlatamam. Hani
Kim alacaksa bir de öyle denesin isterim. Şimdi size sürprizim var. Bir tane olunca tabii herkes onu da ben de alayım deyince gittim sizin için ne buldumsa aldım. Şimdi burada 4 parça oldu. Ben oturup boyayacağım bunları sizin için. Bayıldım bu boyama işine bu arada. Bu da 2024 hobilerimden biri oldu desem. Benim bir not defterim var biliyor musunuz telefonumda. Orada kısım kısım ayırıyorum. Bugün yapacaklarım, 2024'te şaşmadan yapacaklarım. Onlar da şaşmak yok. İnanın bana şaşmak yok. Oralarda yani 2024'te çok azimli olacağız inşallah her şeyde. Her şeyde azimli olacağız. Şimdi ben size biraz bunlardan boyamaya başlayayım. Bu boyama işi biraz terapi gibi oluyor biliyorum. Yün örmek nasıl bir terapi ise boya da öyle bir şey oluyor. Ben bu seneki listemde çanak çömlek yapmak da var. Haberiniz olsun. Göstereceğim size nasıl yaptığımı. Belki de yapamayacağım ama en azından deneyeceğim. Benim yatma saatimde, uyku saatimde belli olduğu için benim rutinlerim hiç şaşmıyor. İnanmayacaksınız şaşmıyor. Sabah kalkınca 1, 2, 3. Ay inşallah beğeneceksiniz. Çok özeniyorum size bir şeyleri, yaptığım şeyi beğenesiniz istiyorum tabii ki. Ama yani bunu bilesiniz ki bu profesyonel biri yapmıyor. Ben yapıyorum. Birer hatıra olsun benden size diye yapıyorum. Nasıl oğluma hatıra yapıyorum? Nasıl oğluma bunları hatıra yapıyorum kalsın? Benden sonra arkadaşlarına benim böyle bir annem vardı desin. Siz de deyin ki benim böyle bir arkadaşım vardı diye. Nasıl? Ya onun için yapıyorum. Sarıları ilave ediyorum bunda yaptığım gibi. Nasıl güzel oluyor ama o dediğimi unutmayın. Bu kimin eline geçerse bir mum da koysun içine. Bu da Semiramis'in şeyiydi. Resim çekip bana gönderin olur mu? Çok isterim ben de yaptığım şeyin beğenildiğini görmek. Kim istemez ki? Bunun yarısını boyadım. Şimdi bunu kurumaya koyuyorum. Biraz kurusun. O kururken size bir yarım nar aldım. Çok çok hoşuma gitti. Nar berekettir ya. Şimdi ona bakayım bir güzel bir kırmızı aldığımı zannediyorum. Ay 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 bu kadar mı güzel olur? Şimdi de narımızı boyayalım. Bunları koşa koşa aldım çünkü dün benim oğlum geldi beni ziyarete nasıl? Bayılıyorum. O geldiği zaman bir heyecan yapıyorum, bir heyecan yapıyorum. Ona yemekler hazırladım, bayıldı, çok keyif aldık, oturduk. Ana oğul şöyle bir saat, 1,5 saat keyifli bir sohbet yaptık. Onun bugün işi vardı, o bugün işine, ben de sizinle buluşmaya. Bak bu kırmızı çok güzel oldu. Şimdi ben bunu neler yapacağım bilmiyorsunuz ki. Belki biraz altınlar koyacağım içe. Ben bu renklerle altın rengini birleştirmeyi, koyu altın böyle cayır cayır altın değil de koyu altını birleştirmeyi seviyorum. Ay, boyam bitti. Biraz daha boya koyalım. Tara. Bu çünkü büyük bir şey. Yani bu ciddi bir boya isteyen bir şey. Bugün ne pişirdim biliyor musunuz? Ben kuru fasulye çok severim. Hani söylemiştim ya bir kere. Bugün canım kuru fasulye istedi. Oturdum kendime selmacığımınla yardımınla güzel bir kuru fasulye yaptım. Şimdi ben bunun içini de boyayacağım. Şöyle. Bu böyle kırmızı bir tas. Şey de olabilir bunun içine ne bileyim kapının önüne mesela koyarsınız. Ben böyle şeyler severim. Kapının önünde güzeldir, kısmettir ya. Kapının önüne koyup eve girdiğiniz zaman anahtarlarınızı bırakabilirsiniz bunun içine. Güzel olur. Bak buraya gelmiyor boya. Niye acaba?
Ha, demin rutinlerden bahsetmiştik ya, biraz daldan dala konuşuyorum ama kusuruma bakmayın. Böyle hem iş yapıp da hem sizinle konuşmak istemem de bir enteresan değil mi? Ben şimdi rutinlerimin arasına muhakkak ve muhakkak bu böyle el işi bir şeyler yapmayı koydum bu sene. Wow. Nar bereket. Nasıl? Hiç yoktu bundan başka. Yoksa birkaç tane alacaktım. Ama yoktu. Bir Tina, beğendin mi? Ama sakın boya var burada Tintin. Hayır aşkım, boya var. Hayır. Bir dakika, beraber yapıyoruz ama boya var bunda. Onun için senin çok dikkatli ol. Dur bakalım. Dur bakalım kuşum, dur. Bekle. Bekle, beraber yapacağız. Beraber yapıyoruz bunları zaten. Evet, galiba kurumaya koymam lazım. Acaba diyorum, bunların üstüne bir S işareti koyayım mı sizin için? Benden olduğu belli olsun. Ne dersiniz? Belki de yaparım, belki de yapamam. Ama deneyeceğim en azından. Değil mi? Şunları koydum, birazcık kurusun. Ben güzel yeşil terliğimle devam edeyim şimdi size. Ay! Ne yaptım ben? Biraz böyle bulanıyor insan işte. Olsun, olsun. Tina, yedin mi yemeğini? Güzel miydim aman kuzum? Annem böyle çalışırken zannetme ki senin yemek saatine atlıyor. Bunlar da programda. Yani programsız bir şey olmuyor. Bu bayağı bir boya aldı biliyor musunuz? Dur bakayım. Yani bu böyle bir boyayı al da sür değil, gördüğünüz gibi incecik detayları var. Hele içini yapmak bayağı bir iş ama güzel bir iş. Tekrar kırmızıya geçiyoruz Tintin. Yahut da yeşille devam ederim. Ananası da... Ben el işi çok severdim. Severim, hala severim. Onun için de gördüğünüz gibi kaptırıyorum kendimi. Ben eskiden yün örerdim. Ama artık böyle bir şey yok gibi bir şey oldu. Bu eskiden anneler yün örmeyi öğretirdi çocuklara. Şimdi böyle bir şey yok oldu hayatımızdan. Halbuki güzel bir şey. Yani hem o zaman ama işte şey yoktu, teknoloji yoktu. Böyle bir vakit vardı ve el işlerine harcanırdı bu vakit. Geçen gün gazetede çok güzel bir şey okudum. Bir yaşlı bir hanım Almanya'da buradaki asker çocuklarına kışlık ama bayağı ciddi, yani öyle bir tane iki tane değil, çoraplar örüyormuş. Ne güzel değil mi? Bak ne kadar güzel bir düşünce. Büyüklerimizin hala öyle bir adetleri var. Bunu yardım için yapmaları da müthiş bir şey yani. Yalnız kendilerini oyalamak değil. Askere giden çocuklar soğuklarda ne yapıyorlar diye onları düşünüp aklına gelmiş. Ne kadar hoşuma gitti. Yardım etmek sadece maddi olarak imkanım var ve onu yapmak değil. O yaptığın şeyin duygusu sana müthiş bir sevgi duygusunu pekleştiriyor. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Ne kadar çok o kadar iyi diye düşünüyorum. İyice battım çıktım artık. İnşallah güzel olur bunlar da. Bunu düşünmek bile çok güzel bir şey biliyor musun? Yani birini mutlu etmek
yahut da mutlu olacağını düşünerek bir şeyler yapmak insana çok şey katıyor diye düşünüyorum. Hepsini boyadım sizin için. Hatta şöyle küçük S'ler ve kalpler de koydum üstüne. Hadi bakalım, size geliyor bunlar. Çok çok hoş oldu. Bu da kısmet çanağı. İçine bol bol altın koydum ki inşallah bol kısmet gelsin diye. Nasıl? Bugünkü el çalışmalarımız bitmiştir. Gerçekten çok güzel bir bluz oldu. Ha? Vallahi çok güzel bir bluz oldu. Ve olduğu için istediğin gibi atabilirsin onları. Tabii. Yıkıldı. Şimdi terzim geldi. Çocuklar, bu bir elbiseydi. Şöyle şu boy diz altında bir elbiseydi. Giymiyorum artık öyle elbiseler ama kumaşına ve rengine bayılıyorum. Dedim ki, benim mahalledeki terzim, hani benim mahallem var ya, onu göstermemiştim. Terzime dedim ki, bunun altını kes. Abi bu kolsuzdu. Dedim ki, bana bir kol yap ve bu bir bluz olsun. Bayıldım. İstediğim şekilde de kullanabileceğim bunu, böyle kapatabilirim diye. Şöyle de olabilir. İşte böyle, ben bunlarla oynuyorum. Bu da bugün de böyle. Terzi de geldi arada yani. Gel. Gidiyoruz. Ah. Ah, hadi bakalım. Yapılsın çişler. Gel. Gel bir tanem, gel. Çok güzel bir bahçe. Bayılıyorum burada mis gibi akşam dolaşmaya. Hadi Tintin, yürü aşkım. Herkes yılbaşından sonra eve döndü. Onun için bayılıyorum böyle yana yansın ışıklar. Acaba bu evlerin içinde neler var? Ne güzel şeyler oluyor? Yahut da canı sıkılan var mıdır diye hep düşünmüşümdür, biliyor musun? Sıkıntıları da olan var, mutlulukları olan var. Herkesin bir hayatı var işte. Hadi bakalım, yürüyelim arkadaşlar. Hadi gel. Gel Tim. Gidelim. Hadi kuşum, evimize gidelim. Şu kapıyı açık bırakalım Tintin, sonra tekrar çıkacağız biliyorsun. Bir kere daha çıkacağız biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi? Gel, gel, gel. Hadi yürü bakalım.